Ne oluyor Feride? Dünkü yetme ne diyor sana? Yok bir şey Turgut Savcı'm. Hadi acıktın, yemek ye. Turgut Bey. Telefon. Odanızda. Abi, Necdet ben. Hayırdır? Sen buradan aramazdın. Öğle saatine denk getirdim abi rahatsız etmeyeyim diye. Hediyemi aldım da hemen sıcağı sıcağına arayayım dedim. Sağ olasın. Sayende Osman okuyacak vallahi. Küçük bir şeydi oğlum. Bak gör, ahbaplığımız artarak devam edecek. Lütfediyorsun abi, sağ olasın. Ben şimdi abi o sesi güzel tazeyle de ilgileneceğim. Ben şimdi rahatsız etmeyeyim abi, sonra görüşürüz. İyi günler abi. Abi. Karşılığı mı yine? Karşılığı ağrılı. Sana ne? İşim var benim. Dükkanın başındadır. Emrin olur abi. Neden yaraladın adamı? Emin Başaran. Adaleti yanıltmak istemiyorsan doğruyu söyle. Savcılıktaki iddianameni doğruluyor musun? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Savcıya ne dediysem o. Toprak için bıçakladım. Savcım, sizin iddianame hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? İddia makamı esas hakkındaki mütalasında sanık Emin Başaran'ın 5 Kasım 1973 tarihinde Rumeli Feneri Garipçe köyünde mağdur İhsan Atmaca'yı karnından bıçaklayarak teammüden adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4, 62'ye 1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur dedi. Sanık Emin Başaran'dan mütalaya karşı diyecekleri ve esas hakkındaki savunması soruldu. Toprak için bıçakladım ben, dedi. Gereği düşünüldü. Dosya kapsamı geniş olduğundan karar verilmek üzere incelenmeye alınmasına, bu nedenlerle duruşmanın 16.12.1973 tarihine saat 09.10'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Neden karara bağlamadın? Hı? Her şey apaçık ortada. Önümüzde bir sürü dosya var Feride Hakim'im. Neden erteledin? Turgut Savcım, fikrimi beyan etmemi istiyorsunuz? İhsas-ı rey kuralına aykırı mı davranayım? Niyetim o değildi. Lütfen. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Seni istiyorlar. Alo. İyi günler Ayten Hanım. Ben Beyoğlu Musiki Cemiyeti'nden koro şefi Münir Erorhan. Nasılsınız? Evet, buyurun hocam. İyiyim. Ayten Hanım, sizi cemiyetimize almak istiyoruz. Eğer kabul buyurursanız sizi koromuza solist yapmak istiyorum. Hocam,
beni çok mutlu ettiniz. Çok isterdim. Ama ben evleniyorum. Nişanlım bana izin vermez. Öyle mi? Buna çok üzüldüm. Ama yine de siz bir görüşün nişanlınızla. Bakarsınız razı olur. Güzel günler hanımefendi. Size de hocam. Ne istiyorlarmış abla? Nurten beni koroya solist yapmak istiyorlar. Keşke Mahir Razı gelse. Sen nereden biliyorlar ki? Sesini nerede dinlemişler? Bilmeseler nereden arayacaklar salak? Üzgünüm Necdet Bey. Ayten Hanım'ın pek gönlü yok gibi. Gönlünü yaparız hoca. Merak etme sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Siz mi buldunuz? Evet, Haliç açıklarında. Bayağıdır suda bu. Belli. Demek ki boğaz bu seferlik bize güldü ha. Arayayım bakalım üstünü başını. Kimmiş? Hayrola Mahir, geciktin. Senin koğuş arkadaşının evine gittim baba. Ne oldu, bir şeyler öğrenebildin mi? Öğrendim. Hakim Hanım'a da anlattım. Şimdilik davasını erteledi, karara bağlamadı. Ama Emin'in gerçekleri anlatması gerek baba. Yoksa işin aslına bakmadan görünen neyse ona göre karar verecek. Kör çünkü. Hakim Hanım yaman ha. Astığı astık, kestiği kestik. Emin Başaran'la görüşecektim. Tabii ki Hakim Hanım. Siz görüş yerine buyurunuz. Baba, sen Emine söyle, kız artık benim himayemde. Ona göz kulak olacak. Benim kız kardeşlerim neyse o da öyle olacak. Aklı dışarıda kalmasın. Söylerim. Senin de aklın dışarıda kalmasın baba. Elimden geleni yapıyorum. Hem artık yanlarındayım, işlerindeyim. Nasıl bir oyun dönüyorsa öğreneceğim, sonra da bu kabus bitecek. İnşallah. Ha, bu arada beni kapı altından alıyorlar. Nereye? Ağlar koğuşu. Dalyan yaptı herhalde. Gelip gördü ya beni. Kendince iyilik yapıyor işte. İstemezsen itiraz ederim. Gerek yok. Parmaklıklar ardında her yer aynı benim için. Bekle burada. Şimdi gelecek. Kim gelecek? Hakime Hanım. Bekle burada. Şimdi gelecek. Kim gelecek? Hakime Hanım.
Emin Paşa, kızın Emine... Ben her şeyi biliyorum. Bu şerefsiz İhsan'ı yakaladım. Artık kızına zarar vermez. Senden tek bir şey istiyorum. Hakime Hanım'a seninle görüşmeye geldiğimi söyle. Tamam mı? Lütfen sadece bunu söyle. Görüş bitti. Hayırdır Hakim Hanım? Ne işin var senin burada? Ne görüşüyordunuz? Araştırman bitmedi mi? Buraya gelme zahmetine gireceğinizi hiç düşünmüyorum. Emin Bey'e ifadesini değiştirmesini, gerçekleri anlatması gerektiğini söylüyordu. Tamam, çıkabilirsin. Emine abi. Geçmiş olsun. İyi günler Hakim abi. Ne konuştunuz Salih Bey'le? Adam. Mahir Bey. Oh. Eyvallah. Şu mezbahanın oradaki tuğla fabrikasının adını söyle bakayım. Hani geçen sene yangında yarısı yanan. Ateş Tuğla Fabrikası komiserim. Aziz Ateş Tuğla Fabrikası. Aferin ben. Veysel Durak. Bakalım seni kim mevta etti? Kaldırın. Yani yalan mı söylüyor? Sen ne dediğini farkında mısın? İster inanın ister inanmayın. Kandırdı yani beni. Soracağım adamın hesabını. Araba bozuldu. Sakın benimle konuşma, sinirim tepemde. Ne oldu Hakim Hanım? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen kimsin de bana utanmadan yalan söylüyorsun? Emin ne dedi size? Ne mi dedi? Ne diyebilir? Hepsi yalanmış. Kızı gayet iyiymiş. Aralarında toprak meselesinden başka hiçbir şey yokmuş. Ben taciz deyince adamın gözleri yuvalarından fırladı. Ha bir de senin gelip ikide bir onu rahatsız ettiğini söyledi. Nasıl yani? Emine'yi anlatmadı mı size? Senin haleti ruhiyende gerçekten bir tuhaflık var. Normal değilsin sen. Anlayıp dinlemeden her şeye burnunu sokuyorsun. Ben de senin aklına uydum, buralara kadar geldim.
Fatime Hanım, Emin kızının adı çıkmasın diye susuyor. Of! Sen sus asıl. Ben hayatımda senin kadar işgüzar birini görmedim. Yeter, bitti senin stajın. Feride Hanım. Yarın gel başka mahkemeye geç, uğraşamam artık ben seninle. Oldu mu o araba? Yok, olmadı. İyi, gel bırakayım. Gerek yok, teşekkürler. Bu saatte araba geçmez buradan. Gel bırakayım. Yürürüm gerekirse, mühim değil. Geliyor musun? Yoksa ben gidiyorum. Ne dedin hakim hanıma? Delikanlı ne dediyse onu dedim. Söyle ona uzak dursun bizden. Kızının... Asif Kara! Senin tayinin çıkmış. Toparlan bakalım. İhtiyacın olursa hemen haber uçur. Tamam aslan. Allah razı olsun Nazif baba. Allah seni ailene başlasın. Sen çok iyi bir insansın. Ölmüş ha. Hay Allah. O kavga ettiği adam mı öldürmüş? Kimle kavga etti? Şimdi bu Veysel'in işi son geldiği gün var ya. O gün bir adam gelmiş. Bayağı bir aralarında itiş kakış olmuş. Sonra da arabasını atmış götürmüş. Niye polise haber vermiyorsunuz kardeşim? Vallahi ne bilelim. İtin serserinin tekiydi. Üzüldüm. İşin Bratlı'ya varacağını kestirsek haber vermez miydik? Görgü tanığı falan var mı? Kimmiş buraya gelen adam? Dosyada hiçbir şey gözden kaçmasın istemiştim. Adamın kızıyla görüştüm. Durumu o anlattı bana. Hatta saldıran adamı da gördüm. İzin verin görüştüreyim sizinle. Hala kendi senaryonu yazmaya devam ediyorsun Salih Bey. Konu kapandı artık. Ne olur kendinizi biraz Emin'in yerine koyun Hakime Hanım. Adamın tek derdi namusu. O yüzden yalan söylüyor. Siz de bana inanıp buraya gelmediniz mi? Geçti mi şimdi içinizdeki bütün şüpheler? Sen niye hala haklı çıkmak için uğraşıyorsun ki? Yanıldığını kabul et artık. Feride Hanım, ben sizin mahkemenizde çok şey öğreniyorum. İkinci bir şans mümkün değil mi? Yarın gelin evlatlarımıza. Feride Hanım, belki de... Yeni bir arkadaş getirdim size. Nazif Kara. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah eyvallah. Eyvallah. Allah kurtarsın. Cümlemizi. Sen gelmeden namın geldi. Kibar Nazif. Bak yatakta hazırlattık sana. Zahmet etmişsiniz.
Boş olan yer neresiyse ben oraya geçerim. Ayıp oluyor ama. Kibar. Niye? Tanışıklığımız bile yok. İnsan tanımadığı birine gücenir mi? Ahbaplarımız var. Hatır kırılmaz. Sen bu halimi benden iyi bilirsin. Ben sizin meşrebinizden değilim. Buraya gelen mahkuma neyse hürmetiniz, bize de o kadarı kâfi. Plakadan anca seneyi buluruz. Aracın evrağı bile en makbul ihtimalle bir haftaya gelir. Senin için öyle olabilir. Ama ben her kapıyı açarım. İkindi olmadan adamı kaldıran kimmiş buluruz. Nerede bırakayım? Burası mı lazım? Sağ olun Hakim Hanım. Taksi. Beni İvedi cezaevine atar mısın? Eyvallah. Kolay gelsin. Merhaba. Bir ihtiyacınız var mı diye geldim. Bir dakika. Göz ulan! Geberteceğim seni de. O şerefsizi de geberteceğim. Göz ulan! Ne zamana kadar tutacaksınız burada? Bunun bir sonu olacak elbet. İhtiyacınız yok. Kıştıktan! Sezcan. Kız sana havadislerim var. Sonra anlatsan. Ben de tam şimdi çıkıyordum. Yarın uğrarım ben sana. Çok önemli ama havadislerim. Bugün Mahir abiyi nerede gördüm biliyor musun? Aa, nerede? Dün halama kızına gittim. Hani bizim Aynur var ya, ona işte. Gece de onlarda kaldım. Nurten hadi bize iki orta kahve yap ablacığım. Ödev yapıyorum abla. Orta dedim Nurten. Ne diyordum? Hah, Aynur tutturdu illa bu gece de bizde kal diye. Ama sanki beni şeytan dürttü. Bir ışım kalktım çıktım. Demek göreceklerimi görmem gerekiyormuş. Ne gördün Sezcan? Sadede gel. Kız, bir otomobil geldi. Çok güzel, en pahalısından. İçinde de bir kadın vardı. Böyle endamlı, esmer bir afet. Otomobilden kim indi biliyor musun? Mahir abi. Ne renkti otomobil? Bal rengi. Tamam. Tam tahmin ettiğim gibi.
Biliyorum o kadını ben. İsmi de hatta Hale. Hale gibi bir şey. Uzaktan akrabaları. Buraya yeni taşındılar. Mahir de onlara yardım ediyor. Kayınvalidem öyle istedi. Öyle mi? Hadi kahvelerimizi içelim de ben sana bir fal bakayım. Hayır, Edip abi olsaydı eliyle koymuş gibi bulurdu. Mesai de bitti gitti tabii. O yoksa sen bulacaksın abicim. Sabahtan gelseniz usulüne de uygun olurdu. Amma tatava yaptın ha. Nerede senin amirin? Herhalde bu. İşte bu şahsa ait. Yalçın Tekgöz. Sen yine unutmayın mı? Bak anahtar da çıktı, ev yakındır artık. Ay kız inşallah. Demet'e de çok selam söyle. Sen de Mahir abiye selam söyle. Ama bak öyle otomobillerle falan gezmesin. Hayır yani şimdi sen bana anlattın ama canım ya bir başkası görse? Cık, nişanda olmadı ya. Neyse hadi görüşürüz. Güle güle. Abla nasılsın? İyiyim. Sen hayırdır? Telaşlısın. Yok. Mahir'i soracaktım. Evde mi? Hayır değil. Dükkandadır herhalde. Herhalde. Tamam. Ben oraya bakayım o zaman. Tamam. Sağ ol Ektir abla. Hadi görüşürüz. Oo, geldiniz mi avukat bey? Feride şutladı beni. Ne diyorsun aslanım sen? Yapma. Foyamız ortaya çıktı değil mi? Yok. Ondan ramakkala yırttım abi. Ama bu sefer mevzu başka. Hakim hanım hapishaneye geldi. Koca mahkeme reisi hapishaneye geldi mi? Vay vay vay. Babamla konuluyorduk. Bir baktım Feride hanım kapıda. Son anda kurtardım paçayı. Emin'le görüştü. Adam ayağına gelen fırsatı tepti ya. Güya her şeyi ben uyduruyormuşum. Feride'nin de tepesini tasa attı tabii. Hem de ne atma. Ne dediysem dinlemedi beni. Artık onun mahkemesinde çalışamazmışım. Hay Allah'ım ya. Bitti bu iş he Mahir'im? Bir yol bulmam gerek abi. Takvim attım, her çizik yüreğimi kanatıyor. Bir yol bulmam gerek. Bülent, var mı bir durum? Abi götür bu adamı buradan. Az önce yanına indim, inmez olaydım. Abi herif debelenip duruyor. Çözer elini kolunu, bu tutamayız burada. Götüreceğim. Tamam. Tasalanma. Pasaj tenha ama yalçınlar falan henüz kapamadı, haberin olsun. Tamam hadi. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi. Lan. Nereye lan? Şimdi gidiyoruz. Ne dediysen bir bir anlatacaksın. Tamam mı? Yürü.
akşamlar amca. Ben Yalçın tek göze bakmıştım. Bak şurada lokumcu. Eyvallah. İyi akşamlar Mehmet abi. Sana da Yalçın. Ben komiser Yasin. Buyurun. Senin bir araç varmış. Bir görelim onu. Burada mı? Yok komiserim. Burada değil. Hayırdır? Nerede? Bir arkadaşa verdim. Mahir'e. Ondan bilmiyorum yani. Ama dükkanı şurada. Kendisi kunduracıdır. İsterseniz bir koşu gidip gelelim hemen. Mahir Kara mı? Hı hı. Çalıntı ihbarı var. Yok komiserim, bizim öyle bir ihbarımız olmadı. Araba ne zamandır Mahir'de zaten. Senin arabanın plakası 34ED567 değil mi? ED562. Bir karışıklık olmuş komiserim. Kusura bakma. Evraktaki memur bir yanlışlık yaptı demek. Önemli değil komiserim. Yalnız yardımcı olabileceğimiz başka bir mevzu varsa ne demek? Yok. Sağ ol. Nazif, İknur. Hadi sofraya çocuklar. Ver bakayım kızım tabağı. Nazif. Oğlum neredesin? Nazif kızacağım ama bak. Sofra hazır hadi. Gelsin baba söyleyeceğim. Hiç laf dinlemiyor diyeceğim. Oğlum neredesin ya? Oğlum bir ses versene, öldürecek misin sen beni? Of, ben de çok özledim. Ama tutacağız kendimizi. Tamam mı? Deden gelecek. Gelse seni böyle görse ne kadar üzülür onu bir düşün. Bu evin bir erkeği de sensin artık. Yakışıyor mu böyle ağlamak sana? Sizin odada? Dedesinin gömleğine sarılmış, kokluyor. Söyle pilav da yapsınlar. Derhal abi. Pirinç kalmamış abi. Niye haber etmiyorlar? Ben mutfağın eksiği kalmayacak demedim mi? Haklısınız abi. O tedarik etmeyi unutan ineğe söyle. Bu akşam ona yemek yok. Sana da. O ineğin ipi kimin elinde? Senin. Para alıyor bunlar. Eskiden öyleydi. Garibanlara 3-5 kuruş verirdik. Geçinsinler diye onlar da işlere koşarlardı. Kaldı mı öyle hakkaniyet, adalet? Baktı birileri bunlar güçsüz. Tepesine bindi. Bir indiren bulunur elbet.
Ah, nazif karı, tanışmamıştık sizinle. Vural Sak, memnun oldum. Şimdi ben kraliçeyim, sen de benim kızımsın, tamam mı hala? Hı hı. İşte bitti. Kraliçem, çok merak ediyorum, aynaya bakabilir miyim? Sabırlı ol kızım. Biraz da ben mi süreyim? Ay, ay, ay. Çok güzel olmuş. Gel kızım. Geleyim kraliçem. Evet. Ürün. Anlat bakalım prenses, ne yaptın bugün? Ama prensi anlat. Bugün sarayda prense rastladım. Yakışıklı mı yakışıklı, güçlü mü güçlü, ama biraz huysuz. Üzülme prenses kızım, sen de katır gibi inatçısın. Aa, sen nereden çıkardın bunu? Babaannem senin için öyle diyor babama. Babam geldi. İzin verin kraliçem, ben açayım sarayın kapısını. Ne işin var senin burada? Bu babam değil. Niye buradasın? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Bana bir iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Lütfen, çok önemli. Bir tanem sen içeri geç, ben geliyorum. İnşallah yine saçma sapan bir şey için rahatsız etmiyorsundur beni. Sadece iki dakika. Ya. Aa, ne yapıyorsun sen? Kim bu adam? Ne işi var burada? İşte kıza saldıran Emin'in bıçakladıysam bu. Şimdi suçunu itiraf edecek sizin. Konuşun. Manyak mısın ha? Eşkıya mısın? Burası ne adliye ne de karakol. Bu yaptığın yasa dışı. Ben şu an burada sıradan bir vatandaşım. Sen hangi hakla bu adamı alıkoyuyorsun? Kızı korumak için. Ne hakla? Bana yapmadığı eziyet kalmadı. Derhal çöz bu adamı. Çöz diyorum sana, çabuk. Çöz ellerini. Yoksa şimdi polis çağırır, seni tutuklatırım. Hakim Hanım, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu adam suçlu. Asıl sensin suçlu. Sen kimsin ki hüküm veriyorsun? Bu yaptığın suç, beni de bu suçu alet etmeye çalışıyorsun. Tek kelime daha duymayacağım. Çöz şu adamın ellerini. Çöz dedim sana. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz hakim hanım. Git buradan. Salih Efendi. Sen benim evimin adresini nereden biliyorsun? Sana soruyorum, sen benim evimin adresini nereden biliyorsun? Adliyeden tabii ki hakim hanım. Kim söyledi? Şimdi kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Adliyede adres olarak burası yazmıyor. Yalan söylüyorsun. Sen de bir şeyler var. Bir şeyin peşindesin, ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim. Sen merak etme, tamam mı? Prens bu mu? Prens o olur mu hiç? Masalda bir tane gulyabani vardı, bu o işte. Ama ben kovdum onu, sen hiç merak etme, tamam mı? Hadi kraliçem, gel yemek yiyelim. Yaşasın. Hadi gel. Emi, buyur. Sağ olasın Ali.
Ellerine sağlık ama ben çayımı kendim alırım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Sen koşturdun sabahtan beri. Sağ ol Ural kardeş. Ne demek? Abi buyur. Ali. Benim çayımı geri çevireni yakacaksın. Yoksa ben yakarım. Ne oluyor orada? Ne oldu Ali? Fena yapmışsın. Git suya tut. Mahkumlara eziyet mi ediliyor burada? Öyle mi Ali? Yok Nazif emmi. Yanlış anladın sen. Sakallığım yüzünden. Kimsenin suçu yok. Ali. Abi vallahi ben döktüm. Hoş geldin oğlum. Kaç kere aradım anne, niye açmıyorsunuz telefonu, merak ettim. Telaşa vardı oğlum, oğlan biraz mızmızlık yaptı, onunla uğraştık. Ağladın mı sen? Yok canım, ne ağlaması? Turşu kuruyordum ben mutfakta, biber acıymış, onun da acısı elime sindi, o da gözüme... Hadi boş ver, gir içeri sen, gir. Yok anacığım, girmeyeceğim, ben sana haber vermeye geldim. Bu gece bekleme beni. Niye? Ya şey... Bir işim var, birine yardım edeceğim. Bakma öyle güzel ana. Bakma öyle. Bakma. Merak etme. Hadi sen turşunu güzel güzel kur. Kış hep beraber yeriz inşallah. Ne haber Mahir? Özledin mi beni? Ne o ya, küs müyüz? Hasmını görmüş gibi bakıyorsun. Atla bakalım, gidiyoruz. İfadeni alacağım. Sebep? Adam öldürmek. Nasıl?